Evet, Reylako'nun orada olduğundan habersiz. Şimdi gösterdi Reylako. Kendisini Mojito'yu duvara vurdu orada. Yalnız... İlkan ormancı Graves'e gidiyor. Burada Mojito sıçrasını kullanmadı. Sanırım Rayr'ın kahraman hücumu açtığını tahmin etmedi. Bir can iksirini kullanmak zorunda kaldı. Bu arada Min son iksirini de kullandı şimdi. İki ormancı da alt koridora yakın. Ko'u baskına geliyor. Kırmızı güçlenmesi var. Sıçra geldi Vox'un orada. Madness'in üzerine bitkinlik. Ko'dan harika bir hamle. Ve orada skoru almayı başarıyor. Ko yine iş başında. 52-43 alt koridordaki minyon farkı. Orada... Şimdi Ko üst tarafa baskı kurmak istiyor ama Azir oraya yakın. Orta koridora yaklaşıyor. Şimdi Rayr'dan sıçrayla birlikte bir oyun ama kule menzilinden çıkamadı Rayr. Orada düştü. Yalnız Gadura şimdi geliyor. Hem sıçrası hem de şifası var. Ko'nun sıçrası yok. Askerleriyle birlikte üstüne atıldı Ko'nun. Ve çıkacak hiçbir yer yok Ko için. Dajlerine başladı. Vox ona yardım ediyor. Vendelbo'na bakalım bir totem gelecek mi? Ejder çevresi ama Vendelbo oraya yönelmedi. Min de yardıma geldi. Ve Dajleri Galacticos'a gidiyor. Bu Vendelbo şimdi bir totem ama biraz geç kaldı Vendelbo. İstediği kadar bekleyebilir bu arada derken. Birisini kullandı Elvint. Yalnız çekici çok iyi kullandı Rayr orada. Mojito'yu geri fırlatmayı başardı ama canı çok az. Elvint'in orada otomatik saldırısı yeterli. Ve Souls Perfect'in de mekan sapması var. Yalnız Ko şu anda kayıcılar oluyor. Biraz zaman kaybetti sanki orada. Şimdi mekan sapması kullandı Souls Perfect. Yalnız 2'ye 1 bir durumda sıkıntı yaşayabilir. Güzel bir totem. Şimdi sıçrasını da kullandı. Bola yalnız Souls Perfect'i tutuyor. Sıçra geldi Mojito'dan. İyi koridorda Rayr. Ryze, Mojito biraz öne atıldı. Ko'nun parça tesiri var. Hasar yeterli olursa devamını getirecek. Sıçra geldi Ko'dan. Bakalım Souls o çarpın Perfect. Hasar yeterli olmayacak. Ve Mojito... Tanklamadılar. Rare tanklamadı. Kalmayı başardı. Souls Perfect düştü kule hasarına. Mojito ultisini kullandı. Rare kule altına girebilir bir kere daha burada. Çok iyi bekledi orada Mojito. Ve bir skor daha çıkarıyor üst koridordan Crew. Rayr 3. skorunu verdi rakibi. Alt koridorda da bir şeyler yapmak istiyor Galacticos. Bitkinlik geldi Vendelbo'dan. İlk önce Madness tutmayı başardı musibet zinciriyle. Daha sonra bitkinlik. Gadbro da burada bir tuzak peşinde. Souls Perfect geldi oraya şimdi. Biraz hasar bıraktı Gadbro'nun üzerine. Gadbro çok iyi kullandı askerlerini. Geri ittirmeyi başardı Perfect'i. Ama şifa da kullansa da oradaki mesafeyi kapatamayacaklarını anladılar. Şimdi Madness alt koridorda tek başına. Vendelbo vahşi büyümesini kullanamadan düşüyor orada. Ellerinin... Cool. Alabilirlerse ilk ejderi olacak. Crew'un çok işine yarayacak. Şu anda kuşatma konusunda çok başarılılar. Hala alabilecekleri bir sürü kule duruyor. Özellikle orta koridor kulesinin canı çok az. O yüzden çok ihtiyaçları var bu ejdere. Crew'un yakın olan askere gitti. Uzaktaki askere gidemedi. Yakındakine atınca... Biraz Mojito şimdi hemen bitkinlik geldi onun üzerine. Hava heyecanını başlatacak. Ko'u hızlı tetiğiyle duvara aşıyor. Bitkinlik var onun üzerinde de. Vahşi büyüme Mojito'ya geldi. Mojito çıkacak mı yoksa oradan? Mojito hayatta kalmayı başardı. Elvint üzerinde tutuyor hasarı. Souls Perfect'in canı çok az. Mojito o canla hala Rayr'ı kovalamaya çalışıyor. Souls Perfect düştü. Rayr da düşüyor. Mojito'nun çok az canı var ama hayatta parça tesiri. O da yetmedi. O da yetmedi Mojito'yu düşürmeye. Lul'dan... Ve... Crew alt koridorda kuşatma sonrasında Ejder'e dönüyor. Bu Ejder'ini çok rahat alacaklar. Galacticos'un buraya gelmesi mümkün değil. Ve dakika 22'de Crew %30 kadar canını almayı başardı. Ork'la beraber Deşenok'la. Şimdi bu süre zincirini kullandı. Ko yakalandı önde ve Ko'yu yok ediyor orada. Gadbro Min'in üzerine atıldı. Bir de Min sıçramak zorunda kaldı. Güzel bir itkinlik Gadbro üzerine. Ve tüm skorların... Kovalıyor. Elvin'i mi kovalıyorlar? Orada Ko orada Mojito'yu bulacak. Hızlı tetiğini kullandı. Yalnız rakibin içine sıçradı Ko orada. 3 tane kurum oyuncusu var. Hatta 4 tane Madness düşmüyor. Çok az canlı Madness hayatta kalırken. Bir kere daha Ko'nun düştüğünü gördük. Bu arada Baron'u kurum almayı başardı ve Rayr ışının iptal etti. Biz daha tekrarı izlerken evet. Baron'u başlayıp bir de bitirmeyi başardı kurumunu. Ve Baron güçlendirmeli üst koridordan kuşatmaya başlayacak. Ruko biraz önde. İki asker saldırısından canın yarısını kaybetti. Şimdi Mojito hava heyecanını başlatıyor. Mojito Ko'nun üzerine atıldı. Yalnız güzel bir hamle Rayr'dan. Duvara vurmayı başarıyor Mojito'yu. Ve Baron güçlendirmesi varken şimdi düştü. Hatta üzerine gidecek takımlarının. Orada Azir'den güzel bir ulti geldi. Souls Perfect'in canı çok az. İlk düşen isim burada Souls Perfect oluyor. Daha sonra Karma skorunda hanesine yazdırdı Gadbro. Poppy'yi de düşürmeyi başardı. Ve Min de düşecek. 3'te 3 yapan bir Gadbro. En...
olmadı. Olmayan Ryze ultisi desek. Hem Gadron'un hem de Vendelbon'un canını bir hali azalttı. Orta koridor kulesi düşmek üzere. Alt koridordan da Madness biraz baskı kuruyor. Şimdi Militar'a odaklandı burada Crew. Kefaretle eksilen canları tekrar yeniliyor. Evet, dediğin gibi bir sonraki odak koridordaki inhibitör. Vox yakalandı, önde sıçrası kullandı, geri Souls Perfect üzerinde. Gazabını kullandı Elwind. Ama orada, o da oradan uzaklaşıyor ve iki inhibitörü birden açmayı başardı Crew. Şimdi Souls Perfect yakalandı ve buharlaştı. Daha sonrası Rager skoru geliyor. Burada artık oyunun muhtemelen bittiğini göreceğiz. 5'e 3 bir durumda kaldı çünkü Galacticos. Ne kadar Baron güçlendirmesi bitmiş olsa da İki tane inhibitör yok ve Nex Kulesi'ne odaklandı. Elwind Vox'u yakalıyor. Vox'un sıçrası diyor. Ko'yu geri attı orada. Muhafızın askerleri. 2'de 2 yapan bir Gadro. 10. skorunu aldı. 10-0-3 şu anda Gadro. Yani bu maça damgasını vurdu diyebiliriz. İkinci Nex Kulesi'ni almayı başarıyor Crew ve Galacticos karşısında 3 puanın sahibi oluyorlar. Ve iki oyundur arka arkaya Gadro ciddi anlamda çok iyi performans sergiledi. Hani takımın olsun, ligi olsun gayet alışmış gibi duruyor ve ligin şu anda hani en iyi orta koridor oyuncularından biri gibi görünüyor. 10-0-3 ilk maçtaki KDA'sı da gayet yüksekti. Yani Gadbro'ya karşı yapılan bireysel yasaklamalar var. Bir kere Ekko çıktı olduğu zaman her zaman Ekko'yu alıyor Gadro ama evet. Yani Ekko yasaklandı, Talia yasaklandı. Şimdi cebinden bir de Azir'i çıkarıp harika bir performans. Gerçekten tebrik etmek lazım. Diğer tarafta da üst koridor oyuncusu Elwind hayli yüksek miktarda fark açtı rakibine RR'e karşı. Ve yani hani bunu Fiora ile yapsanız anlayacağım. Trundle ile yapsanız anlayacağım. Ya Nautilus Poppy arasında bu kadar...